Yazalım haberin başlığını. Caner Başkan'ın hayat hikayesi. Bir gün, günlük yaşamı. Pandemiden sonra ki ne kendini adada neyle zaman geçiriyor, öyle bir şey yazabilirsiniz. Var mı Instagram hesabın? Var. Neyin? Caner Başkaya 36. Asıl olduğumuz için plakayı da sonra koyduk. Buralar bizim. Amcamın oğlu arkamızda var. Sağımızda, solumuzda. Burası yani hep bizim ailenin yeri. Şuralar olsun. Hep bizim. Şurada atları yazın olsun bırakıp yani azıyorlar. Değil yani şuralarda su içiyor. Hayvanlarımızı çakıyoruz oraya. Nasıl geçiyor köyde hayat? Pandemiden önce güzel geçiyordu. Pandemiden sonra da hayvanları adadık. Ata adadık kendimiz yani Selim'e gitmediğimiz için. Çevre yerlere gitmediğimiz için. Hayvanlarla, atlarla daha da çok zaman geçiriyoruz. Motive oluyorsun tabii. Yani tek güvencemiz o yani ondan başka. Can sıkıntısından ne yapacağımız bilmiyoruz. Allah'tan onlar var, onlardan güveniyoruz. Güzel vakit geçiyor değil mi? Aynen, nasıl geçtiğini de anlamıyoruz. Sabah, akşam. Öyle. At aşkından bahsediyoruz. At aşkı, aşktan daha da büyük bir şey. Bilmiyorum aşk nedir ama at büyük bir şey. Büyük bir sevda, öyle diyeyim yani. At, avrat, silah derler değil mi? At, avrat, silah. Başka bir şey yok. Buralar köyümüzün içi. Burada bizim 5 tane erkek danamız var. Yani komşumuz da Allah razı olsun bizim ahırda yer olmadığı için buraya getirdik. Yaz başına kadar burada idare ettirip sonra kendi ahırımıza götüreceğiz yaylaya gittikten sonra. Burası köyümüzün tam ortası yani burada herkes pazarlar olsun. Köyde herkes buraya gelir. Burada toplanırız. Evet. Burada zaten amcam Ginlev. Şu an köyümüzün aşağı yani bizi böyle diyoruz aşağısı aşağı mahalle. Bizim evimiz yukarı mahalle. Orta mahalleye geçtik. Şu anda aşağı mahalleye geldik. Öbür Arafat'ımızı Cirit'ten sonraki durumunu veya yani nasıl sıkıntısı olmadığı için oraya ona bakmaya geldik yani. Onun da eğerini alıp tumarını yapıp ona da bakacağız ne durumda olduğu gibi. Atlara, kimin evine gidiyoruz şimdi? Bayram Özbaş'ın evine ve onun atına bakmaya gidiyoruz. O da bizim kulüpte olduğu için. O da bizim atımız diyebilir. Ona bakmaya gidiyoruz. Birbirinize de böyle yardımcı oluyorsunuz. Her konuda olsun biz de birbirimize yardım ediyoruz. Kulüp için değil ki aynı köylüyüz. Akrabayız yani bizim. Köyde internet var mı? Köyde internet yok. Kablomuz, direğimiz şu ev, ahırın arkasında kırıldığı için aylardır ne telefon görüşmesi yapıyoruz ne de bize internet geldi. Kaç ay oldu? 4,5-5 ay oldu neredeyse. Telefon direkleri kırıldığı için. Saman kamyonu değdiği için ondan beri ne kimse gelip yaptı ne de ilgilendiler. Ondan beri internet ve telefon sorunu çekiyoruz. İnşallah yaparız. Atımızın ismi Karadağlı. Kulübümüzün üyesi Bayram abimin atı. Bayram Özbaş. Bugün Cirit oldu. Evimiz yukarıda olduğu için atımızı kontrol etmeye geldim. Durumunu sormuyor yani neyi var. Tumarını edeceğiz. Rahat da atla cidden sonra. Yani böyle bu da tay olduğu için yeni yeni alışıyor bazı şeylere. Bayram abi zaten öğretti her şeyini. Öbür atlarımıza da gideceğiz. Buna da bir uğrayalım dedik. Böyle bütün atları gelip görüyorsun. Kendi atlarımızı da gördükten sonra geliyoruz böyle kulübümüzdeki atları kontrol etmeye. Bu da hoşuna gidiyor. Bizi gıdıklıyor ortadan. Nasıl kendisinin hoşuna gittiği gibi bizi de öyle. Şey diyor az bunlar. Atlar bir tane. Çok. Atımızın böyle rahatlaması için. Onları da düşüneceğiz. Hep kendimizi düşünmeyelim. Bunlar da bir çabuk. Bunlar da bizden bir bardaş gibi yani. Bunlar da hep kendimizi düşünecek değiliz. Yani. Şimdi de
Kulübümüzün üyesi Burak Özcan'ın atına bakmaya gidiyoruz. Ona da bakalım hal keyfi nasıl. Ondan da birazcık ilgilenelim. Girdikten sonraki durumu nasıl. Şu an onlara doğru gidiyoruz. Şimdi diğer Burak Özcan'ın atının yanına geldik. Öbür kulübümüzün üyesinin atına. Şimdi onun durumunu öğrenmeye geldik. İyidir o da böyle. Yani bunda bir sorun yok. Bu da kesin tumar istiyor. Görüyorsun gıdıklıyor. Şey nerede? Bütün atlar seni gıdıklıyor maşallah. Bütün atlar hoşuna gidiyor. Alıştılar zaten bana böyle. Her gün geliyoruz görüyoruz bunlar da. Biz arkadaş gibi yani böyle. İsmi neydi? Bu atımızın ismi de Han Bey. Han Bey. Han Bey de hareket, poyraz gibi hareketli at olduğu için onunla böyle oynuyor bazı yerde. Doğru Han Bey. Bundan fazla oynamayayım. Şunu al. Han Bey'in de durumunun iyi olduğunu öğrendik. Şimdi gidelim evimize. Doğal taş mı? Doğal taş. Doğal taş abi. Doğal taş. Hazırsın aslında. Saklıyor musunuz? Tabii bunu saklıyorum abi. Bu da böyle bir doğal taş. Bu ahırda, arkadaki evimiz uçtuğunda içinden çıktı. Kalp şeklinde bir taş. Eski eşyalar hep bulduca getiriyor millet de yok demiyor biliyorlar. Temsil ettiğimizi varsın böyle güzel şeylerle at olsun, hayvan olsun her şeyle temsil ediyoruz. Kimse de bir şey demiyor. Evet kolaylıklar diliyorum sana. Sağ ol Aslı teşekkür ederim abi gel bizi gördüğün için her şeyi tanıttığımız için yani biz de elimizden geldiği kadarıyla böyle bir şeyler yapıyoruz. Ucu tanıtımı sana bıraktım sen yaptın köyünü tanıttın. Valla tanıttım iyi kötü. Bir şeyler yaptık.